Arkadaşlar merhabalar. Geometri konu anlatımında bu videomda üçgende merkezler konusunun konu anlatımını yapacağız. Daha öncesinde bazı merkezleri gördünüz. İşte çemberin merkezi, dış işte çemberin merkezi, ağırlık merkezi gibi şeyleri gördünüz ama merkezlerin içerisinde de bunlardan yine de bahsetmek lazım arkadaşlar. Hadi bakalım birinci şeyimizle başlayalım. İşte çemberin merkeziyle başlayalım. Daha önce gördüğümüz bir şey. İşte çemberin merkezi neydi arkadaşlar? İç açıortayların kesim noktasıydı. Yani İç açıortaylar üçgen içinde bir noktada kesiyordu. Bu iç açıortay bu iç açıortay. Hatta şöyle bir şey demiştik. Burada kaç neydi arkadaşlar? 90 artı A açısı bölü 2'ye de eşitti değil mi? Evet. Şuraya da yazayım isterseniz. B, I, C açısı neydi? 90 artı A açısı bölü 2'ye eşittir. Daha öncesinde söylemiştik. Ama bizim burada bahsedeceğimiz şey bu değil aslında. Açıyla da ilgili yine soru karşımıza gelirse kullanırsınız. Kullanmasanız bile burada kaç 70 ise buraya AA deyip buraya BB deyip işlem yapılabileceğini daha öncesinde de söylemiştik zaten. Hani 2 artı 2 B 70 eşittir 180'den A artı B'yi buluruz. A artı B'yi bulunca zaten burada kaçıyor çıkıyor diye bahsetmiştik. İsterseniz buraya çok detaylıca girmeyeyim. Burada önemli olan neydi arkadaşlar? Burası iç teğet çemberin merkezi. İki tane iç açıortayın kesim noktası burası. Bir üçüncü çizgi de buradan geçiyorsa bu da açıortay olmak zorunda. İç teğet çemberin bak iki tane iç açıortayın kesim noktası bir noktadan geçiyor. İşte bu da iç açıortay olur diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü bir köşeden geçen de iç açıortay olur. Hatta ne demiştik hatırlarsanız? Ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesiyordu ya 2 dış 1 iç bir noktada kesiyordu. Bu 2 iç ise buradan gelen de tabii ABC üçgeninde A köşesinden gelen de iç açıortay olur diyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşte çemberin merkezinden geçen bir üçgende işte çemberin merkezinden geçen bütün köşelerden gelen doğru ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Mesela örnekle bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Paralellikleri vermişler. Bir de ne demiş? ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi D noktası olduğuna göre EF kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Madem bu iç teğet çemberin merkezi, iç teğet çemberin merkezi demek ne demek? Köşeden gelen, hocam şuradan gelen açıortaydır. Tamam. Buradan gelen de açıortaydır. Tamam. Buradan gelen de açıortaydır. Ama bunu kullanmayacağız gibi sanki. Dur bakalım şunu şey yaparız. Bu açıortaylığı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu açıortaylığı da şöyle göstereyim. Hocam verilen her bir bilgiyi kullanacağız biz burada. Mesela bunu nasıl kullanabiliriz? Paralellik verilmiş. Aa paralellik. Hocam paralellik var ya. Şöyle bir Z kuralı var burada. Aa hocam burası nokta açısı yaptı. Yani noktaya nokta ikizkenar oldu. Burası 4 oldu. Aynı şekilde şu paralelliği de kullanın. Her zaman dediğimiz gibi verilen bilgileri kullan. Hocam Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. A çizgiye çizgi. İkiz kenar çıktı. Burası da 6 çıktı. Peki ikisi bulamıyorum. Çünkü verilen her bir bilgiyi kullanmadım. Neyi kullanmadım? 120'yi kullanmadım. Değil mi arkadaşlar? 120'ye bakacak olursak. Hocam şununla şu paralel. Bununla da bu paralel. Yöndeş açıdan dolayı o zaman burada kaçıyor? 120 derecedir. Ya da şu paraleli uzatacak olursak 120 ise yöndeşlikten burası 120. Şununla da şunun yöndeşliğinden burası da 120 derece diyebiliriz arkadaşlar. Evet, direkt paralel iki paralel doğru arasında kaçı 120 ise diğer iki paralel doğru arasında kaçı da yöndeşlikten dolayı 120 derece diyebiliyorduk. Yani şöyle bir şey çıktı arkadaşlar karşımıza. Şurası 4, burası 6, burada kaçı 120 ve x isteniliyor. Ne yapıyorsunuz? Kosinüs teoremi hocam diyenleriniz var. Boş ver kosinüs teoremini. 120'nin iki ihtimali vardı. Ya burada katmış ya burada katmış. Her ikisi de çift olduğu için istediğiniz ihtimali kullanabilirsiniz. Ben buradan bir dik çizeyim. 60'ın mantığını kullanayım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç çıktı? 2. 60'ın karşısı da 2 kök 3. Hocam 2 kök 3 ve 8. X'in karesi 2 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi. Hatta burası 2 kök 3. 2'nin kök 3 katı. 2 kök 3 ve 8'de 2 ortak çarpanı var ya. O zaman burası da 2 çarpı kısa yoldan yapıyorum. Kare kök 3'ün de şunun karesi artı bunun karesi değil mi? Kök 3'ün karesi 3. 4'ün karesi de 16. O zaman cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 2 kök 19 diye çıkar. Bakın kısa yolları da tekrar etmiş oluyoruz. Evet böylelikle işte çemberin merkezini bakın bu şekilde kullandık ve böyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. İşte çemberin merkezi dediği zaman köşelerden gelen doğru açıortay olmak zorunda ve verilen her bilgiyi kullanınca soru çıktı arkadaşlar. Geldik dış teğet çemberin merkezi. Dış teğet çemberin merkezi de dış açıortayların kesim noktasıdır. Aslında dış teğet çemberin merkezi demek biraz önce şeyden bahsetmedik aslında ama şu işte çemberin merkezi demek aslında arkadaşlar içeriden çizilen teğet çemberin merkezi demektir bu. Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Aa hocam yarıçap, yarıçap, yarıçap. O yüzden iç teğet çemberin merkezi. Bak burası kollara çizilen dikmeler eşit. O yüzden açıortay oluyor. Kollara çizilen dikmeler eşit. O yüzden açıortay. Bu da aynı şekilde kollara çizilen dikmeler eşit.
O yüzden açı ortaokları. O yüzden iç teğet çemberin merkezi diyoruz buna. Şimdi öbürüne baktığımız zaman dış teğet çemberin merkezi de bir üçgene, şu üçgende arkadaşlar bakın şu üçgende dış teğet çemberin merkezi. Yalnız dış teğet çemberin merkezi bir üçgende bir tane değildir. Mesela bu ikisi burada kesişir. Şu A'dan ve C'den gelen burada kesişir. A'dan ve B'den gelen de burada kesişir. 3 tane dış teğet çemberin merkezi vardır. Burada dış teğet çemberin merkezi dediğimizde şöyle bir çember olarak tanımlanır. Merkez teğet çektiklerden biraz önceki gibi açı ortayların kesim noktası olduğunda söyleyebiliriz arkadaşlar. Dış teğet çemberi de bu şekilde oluyor. Dedik ya biraz önce. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesişir ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesişir. Ama onun öncesinde şunu da söyleyeyim. Şuradaki açı neydi arkadaşlar? Buradaki açı da hatta BIC açısı diyeyim ona da. BIC açısı arkadaşlar hem ne eşittir? 90 eksi A açısı bölü 2'ye eşittir. Bak B'den ve C'den açı ortay, A'dan açı ortay gelmemiş. Bu neye eşitti? 90 eksi A açısı bölü 2'ye eşitti. Ya da hocam X, X, Y, Y deyip de burası da 70 derece ise yine sonuca ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir de ne var arkadaşlar? Şu olay var arkadaşım. Şimdi bu dış açı ortay. Bu dış açı ortaysa A köşesinden gelen de ne olacak? İç açı ortay olacak. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Ya 3 iç açı ortay bir noktada kesir ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesir. Bunların kestiği yere de dış teğet çemberin merkezi adını veriyoruz arkadaşlar. Dış açı ortayların kesim noktası yani. Bu iç açı ortay oluyor. 2 dış bir iç açı ortay. Bunu da unutmayın. Evet soruya geldik. K diyor ABC üçgeninin. Hemen ABC üçgenini belirleyelim. Bak ABC üçgeninin nesiymiş arkadaşlar? Dış teğet çemberin merkezi. He, K ABC üçgenin dış teğet çemberin merkezi ise B açısından gelen dış açı ortay, C açısından gelen dış açı ortay, A açısından gelen de ne olacak? İç açı ortay olacak diyebiliriz. Ama sanki bunu kullanmayacağım. Şu dış açı ortayları kullanacağım galiba. O zaman sıkışırsak onu da çizeriz arkadaşlar tabii ki. Şunları şöyle bir gösterelim isterseniz. Şimdi şuraya baktığınızda 12'ye 6 verilmiş ve paralellik verilmiş. Aa hocam burada benzerlik de var. 12'ye 6. Aa hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2K iken burası ne olacak arkadaşlar? K olacak. Bunu bir yazalım. Hatta burada şey de var arkadaşlar. 2 bölü 3 orandan dolayı 10 bölü DE. 2K'nın 3K'ya oranı 10 bölü DE'den dolayı 5 katı 5 katı DE uzunluğu kaç oldu? 15 oldu. Evet DE uzunluğunu 15 bulduk arkadaşlar. Şimdi AC isteniyor. Peki ben şu paralelliği kullandım mı? Kullandım gibi. Açı ortaylıkları da kullanayım isterseniz. Bakın buradan gelen açı ortay. Aa paralellik de var. Hem paralelliğin hem de açı ortaylığın olduğu yerde lütfen Z'ye dikkat edin. Özellikle paralel kenara geçtiğimiz zaman orada da ne kadar önemli olduğunu da göreceksiniz. Bakın Z'den dolayı nokta açısı oldu mu arkadaşlar? Oldu. Aa noktaya nokta. Noktaya nokta. İkiz kenar. 6 ise 6. Hocam burada da Z'den dolayı çizgi açısı var burada. Aa çizgiye çizgi. Burası da K oldu. Çizgiye çizgi. İkiz kenar. Hocam bunun tamamı 15'ti. Tamamı 15 ise buraya ne kaldı? 9. Hocam burası da 9 ise x de 2k'ya eşitti. Cevabımız da kaç yaptı o zaman? 18 yaptı. Bakın hem benzerlik var işler içerisinde hem dış teğet çemberin merkezi var. Ki dedik ya size daha öncesinde de sorular böyle sorulduğu zaman artık ÖSYM şunu yapıyor arkadaşlar. Birkaç kazanım birden ölçüyor. Bir soruda bazen 4-5 tane birden kazanımlı yani 4-5 farklı konu birden gelebiliyor karşımıza arkadaşlar. Burada ne vardı? Hem dış teğet çemberin merkezi, hem ikizkenarlık konusu, hem benzerlik. 3 tane birden konu var mesela. Böyle sorular artık aday sorular arkadaşlar. Bunlara dikkat edin lütfen. Evet gördüğünüz üzere dış teğet çemberin merkezi de kullandık. Eğer soru bu verilen bilgilerle çıkmasaydı bir de şuradan şuraya çizilen bilgiye bakacaktık arkadaşlar. Bu da açı ortay olur diyecektik arkadaşlar. Tamam mı? Buna da dikkat edin lütfen. Evet. O zaman geldik bir sonraki şeye ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini de daha önce gördük arkadaşlar. Ağırlık merkezi neydi? Bir üçgende kenarortayların kesim noktası ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi kenarortayların kesim noktasıydı. Bunu işledik zaten de olsun yine söyleyelim. Hatta burada 1'e 2 oran vardı. B iken 2B oldu. C iken 2C oluyor diye söylemiştik. Hatta hatırlarsanız iki tane özellik varsa hani kenarortaylık ya da 1'e 2 oranlamalarından İki tanesi sağlanıyorsa ağırlık merkezi olur diye de söylemiştik. Mesela şöyle. Hocam iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. 1'e 2, 1'e 2 oranı siz yazarsınız sonrasında. Ya da hocam bir doğru hem kenar ortay hem de 1'e 2 oran var. İşte burası ağırlık merkezidir diyebiliriz. Bir üçüncü çizgide buradan geçiyorsa, ikinci çizgide buradan geçiyorsa kenar ortay olur. Burada da 1'e 2 oran olur diye ağırlık merkezini anlatmıştık. Böyle bir kısa bir tekrar geçmek istedim burada da. Ağırlık merkezini kullanacağız.
Yani ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur ve 1'e 2 oran olur diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğe bakalım. ABC üçgen 6, 8, 7 verilmiş arkadaşlar. IABC'nin işleyen çemberin merkezi G'de ağırlık merkezi verilmiş. Olduğuna göre IG kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi ben burada mesela I'yı kullanırsam, yani G'yi kullanırsam mesela, ya da I'yı kullanırsam. Şimdi I'yı kullanırsam hocam, şuradan şunu çizsem böyle, açıortay olacak hocam bu. 6K'ya 7K sıkıntı olacak gibi. E hocam buradan I'yı kullanırsam 7K'ya 8K sıkıntı olacak gibi. Hocam buradan kullanırsam buradan güzel olacak gibi. Hocam 6'ya 8 3 bölü 4 ya, hani 6 bölü 8 bu açıortay doğrusu değil midir arkadaşlar? I'dan geçen iç açıortaydır tabii ki. Hani hem I'yı hem de G'yi kullanacağım. İlk önce I'yı kullanayım. Siz de o şekilde yaparsanız, I'lı G'li sorularda ilk önce I'yı kullanırsanız, yani açıortayların kesim noktasını kullanırsanız çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Hadi bakalım. Bu iç açıortay. Hocam 6 bölü 8 oran var. Yani 3K'ya 4K oran olacak. 7K 7 ise K1. 3K dediğimiz 3 yaptı. Tamam. O zaman burası da kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Güzel. Şunu kullandık. 3'e 4. Peki başka ağırlık merkezini de kullanayım. Ağırlık merkezinde kullanacak olursak hocam, şuradan gelen de ağırlık merkezi olacak o zaman. Bunu çizmek daha mantıklı burada. Hocam ağırlık merkezini kullandık. Hocam ne olacak burası? 7 bölü 2 7 bölü 2 olacak. Ya da 3,5 3,5 olacak. Burası 3,5 ise o zaman buraya 0,5 kaldı arkadaşım. 0,5 dediğimiz nedir? 1 bölü 2'dir zaten. 1 bölü 2 diye yazalım. İsterseniz rasyonel diye yazalım. Evet, burası 3,5 burası da 3,5 olacak. Yani buraya 0,5 kaldı, yani 1 bölü 2 kaldı. Bir de burası A iken burası 2A değil midir? Evet. Aa hocam bunlar paralel gibi duruyor. Temel orantı uygulasak mı acaba? Nereden biliyorsun paralel olduğunu? Bilemeyiz ki, değil mi? Hani olabilir gibi duruyor. Ha işte bak, soru çözerken bu da bir yöntemdir, tekniktir. Ya hocam burası paralel gibi duruyor. O zaman paralelliğini böyle ispatlamaya gidebilirsin. Acaba paralel mi? Mesela I'yı daha tam soru çıkmadı. Yani G'yi tam anlamıyla kullanmadım ya da I'yı tam anlamıyla kullanmadım anlamında. E ben burada G'yi kullanmaya kalksam vallahi burada karışacak şöyle. Bu işime yaramıyor. Ya da diğer taraftan kullanmaya kalksam böyle, buradan da çizsem karışacak. Mantıksız gibi duruyor. Peki buradaki I'yı kullanayım. I'yı kullanırsam hepsini çizsem sıkıntı olacak. Şuraya kadar çizsem, aa bu açıortay olacak ya. Bak şimdi bu açıortay olacak şöyle. Hocam 6'ya 3 oran var. Yukarıdan aşağı 2'ye 1. Ha 2 ense n olacak. Tamam. Şimdi şuradaki üçgende açıortaylık çıktı. 6 bölü 3 2'ye n oldu. Yani 2'ye 1 oran. Bak burada da 2'ye 1 oran var. O zaman şunlar birbirine paralel oldu. İşte şimdi temel orantıyı kullanabiliriz. 2A'nın gerçekten de paralelmiş. 3A'yı oranı. 2A'nın 3A'yı oranı eşittir. Şuraya x dersek x bölü 1 bölü 2 eşittir. İşler dişler yaparsak A'lar da gitti. 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 yaptı. X ile 3'ün çarpımı 3x yaptı. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 bölü 3 diye buluruz. Zor bir soru mu? Evet. Ya birkaç tane çizim gerekebiliyor, ondan dolayı zor. Ama ÖSYM sorar mı? Sorar. Geçen sene sordu arkadaşlar. Hatta dik merkeziyle ilgili soru sordu. Birkaç defa. Hatta bayağı bir çizimli soru sordu arkadaşlar. Geçen sene ÖSYM, haberiniz olsun. O yüzden bunlar da çıkmaz demeyin. Bunların mantığını öğrenin arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin bunlara. Geldik diklik merkezine. Evet. Geçen sene sınavda çıktı. Hatta bak yandaki soru gibi çıktı arkadaşlar. Ha yandaki soruyu sadece analitiğe koydular. Bir de işin içine analitik kattılar. Çıkmaz dediler. İşte diklik merkezi falan filan bilmem ne. Al işte arkadaşım, çıktı. Aynısı çıktı. Bu sorunun aynısı çıktı. Söyleyeyim size. Aynısı. Aynısı çıktı. Hem de güzel bir soruydu. Eleyici bir soruydu arkadaşlar. Bakalım şimdi diklik merkezine bakalım arkadaşlar. Diklik merkezi neymiş? Bir üçgende yükseklerin kesim noktasına biz diklik merkezi diyoruz. Arkadaşlar diklik merkezi 3 farklı durumda olabilir. Mesela işleyen çemberin merkezi neredeydi arkadaşlar? Üçgen içerisinde. Kesinlikle üçgen içerisinde. İç açı ortayların kesim noktası. Dışlayan çemberin merkezi kesinlikle üçgenin dışında. Ağırlık merkezi kesinlikle üçgenin içerisinde. Diklik merkezi de arkadaşlar farklı. Bak üçgenin içinde olabilir. Üçgenin dışında olabilir. Üçgenin üzerinde olabilir arkadaşlar. 3 farklı durum var. Eğer dal açılı bir üçgense arkadaşlar, kesinlikle üçgen içinde bir noktada kestir. Diklik merkezi. İşte bunların kestiği yere de biz diklik merkezi diyoruz arkadaşlar. He. Hocam şöyle bir şey. Bu üçgende hocam bu yükseklikse eğer, o zaman arkadaşlar burası diklik merkezidir. Bir üçüncü çizgi de buradan geçiyorsa, diklik merkezinden geçiyorsa direkt burası da 90 derecedir diyebiliriz.
ya da hiçbir şey vermedi. Sadece buraya diklik merkezi dedi. Buradan geçen doğrulara diktir diyebilirsiniz arkadaşlar, diklik merkezi dediyse. Geniş açılı bir üçgendeyse, bak şimdi ben buraya da çizmişim. Bak bu üçgen, asıl üçgenimiz bu. Geniş açılı bir üçgende. İlk şu yüksekliğe bakın arkadaşlar. Bakın buradan bir yükseklik çizdim. İçeri düşüyor, tamam. Hocam buradan çizilen yükseklik geniş açılı olduğu için dışarı düşüyor. Bak yüksekliğimiz aslında bu. Hocam şuradan çizilen yükseklik de buradan dışarı düşüyor. Aslında bu. Bunlar kesmiyor gibi ama bak bunların hepsini uzattığımız zaman nerede kesiyorlar arkadaşlar? Dışarıda kesiyorlar ve K noktasında kesiyorlar. İşte biz buraya ne diyoruz? Yine diklik merkezi diyoruz. Geniş açılı bir üçgende de bu dışarıda kesiyor. Normalde hiç kesmiyorlarmış gibi ama uzantıları dışarıda kesiyor arkadaşlarım, bunların gördüğünüz üzere. Heh hocam bak üçgenin içinde oldu. Üçgenin dışında oldu, bir de üçgenin üzerinde. Nerede? Dik üçgende, üçgenin üzerinde. Nasıl? Gösterelim arkadaşlar. Bir dik üçgende. Bak dik üçgende burası. Hocam A köşesinden çizilen yükseklik bu. B köşesinden çizilen, şu kenara çizilen dik bu. Değil mi? C köşesinden şu kenara çizilen dik yükseklik de bu. 3 tane siyah doğru nerede kesti arkadaşlar? A noktasında kesti. He. O zaman bir dik üçgende diklik merkezi neresiymiş arkadaşlar? 90 derecenin olduğu köşe diklik merkezidir arkadaşlar. Tamam mı? Ha yani kendiniz de çıkartabilirsiniz. Çizdindik. A3'ü de burada kesiyor. Gördüğünüz üzere. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Buradan çizilen yükseklik bu. Buradan çizilen yükseklik bu. Buradan çizilen yükseklik bu. Her üçü de burada kesişmiş. O zaman burası 90 derecedir arkadaşlar. Bakın bu da 90 derece. Buradan gelen de 90. Buradan gelen de. Her üçü de burada kesişiyor. Diklik merkezi neresiymiş arkadaşlar? 90 derecenin olduğu köşe olarak zaten burada da not olarak yazmışız. İspatını da gösterdim size. Hadi bakalım şimdi soruya. F noktası diklik merkezi. İşte tamam, soru bunun benzeri. Benzeri bir soru. Ben yandaki soru gibi dedim ama yandaki soru değil. Şu soru arkadaşlar. Analitik düzlemde çizdirdiler sadece. Bu sorunun aynısının laciverti arkadaşlar. Sadece analitik düzlemde çizdirdiler. Bakabilirsiniz. Bakalım. ABC. Ya arkadaşlar hep diyoruz ya size. Yani bir konuyla ilgili bir soru yazıyorsak genelde ÖSYM ilk yazdığımız soruları şey yapıyor diyoruz ya. Gerçekten de öyle ya. Şöyle baktığımız zaman ilk yazdığımız soru, aha da şurada arkadaşlar bakıyorsun. Bakın görün yani. Aha da şurada. Hatta çember konusuna geleceksiniz, göreceksiniz orada. Çemberde uzunlukta. İlk yazdığım yeni nesil sorusu, güneş sorusu, benim halı sorusu aynısı çıktı arkadaşlar. Yani yeni nesil sorayım demiş. Yeni nesilde de ilk yazdığımız soru sınavda çıkıyor yani. Düşünün yani. Evet. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burada ne demiş? F noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Burası F noktası ABC üçgenin diklik merkezi ise ABC üçgeninde yalnız. Bakın şurada. Üçgenimiz bu, büyük üçgen. Karalamama gerek yok. Belli zaten. Buradan geçen ne olacak? Dik olacak. Buradan geçen ne olacak? Dik olacak. Yani şurası 90'ar derecedir arkadaşlar. Hocam 3, 6, 3 kök 5 Pisagor bağıntısından çıkmayacağı belli. Hocam ne yapacağız? Daha önce karşılaştığımız bir şey bu. 90'lar Pisagor'dan da çıkmıyorsa, 90'lar 2 ya da 2'den fazlaysa ne yapıyorsun sen? Alfa beta'ya dalmıyor musun? Dal kardeşim. Aa hocam 3'e 6 şu üçgenden benzerlik olarak bu üçgeni seçeceğimiz belli. Hatta bu sorunun aynısını ben nerede sordum? Üçgende benzerlikte bile sordum. Buyurun diklik merkezinde çıktı şimdi. Dalalım alfa beta'ya. Alfa 90 ise beta. Beta ters açıdan beta. Beta 90 ise alfa. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Hocam bir sürü alfa betalı üçgen var. Sayalım. 1 bu. 2 bu. 3 şu büyüğü. 4 şuradaki büyüğü. 4 tane üçgen var. Hangilerini şey yapacağız? Alfa beta'ya daldıktan sonra önemli olan neydi? Kenarları belli olan üçgenleri seçmekte. Hocam birinci üçgenimiz bu. İki kenarı belli. Başka ikinci üçgenimiz neresi olacak? Şu değil. İki kenarı belli değil. Hocam ne x'e ait bir üçgen seçeceğiz ya. X'e ait bir de şu büyük üçgen var arkadaşlar. Siyah üçgen değil mi? O zaman şu mavi üçgenle siyah üçgen benzer. Alfanın karşısı 3'ün. Alfanın karşısı 5'e oranı eşittir. Beta'nın karşısı 6 bölü. Beta'nın karşısı x artı 3 deriz ve sonuca ulaşırız. İşler dışlar yaparak sonuca ulaşırız. Ya da aa hocam alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hep kullandığımız şey. Artık hatırlatayım onları da. Soru çözerken çünkü çok işinize yarayacak. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. 5 ise direkt 10 yazabilirsiniz. Yani x kaç çıkar? 7 çıkar. İşler dışlar yapsanız da x'i buradan zaten 7 bulacaksınız sevgili gençler. Evet. Bu örneğin cevabı da bakın 7. Zor bir soru mu? Hayır. ÖSYM ne yaptı?
analitik bilgini ölçtü. İlk önce bu şekli analitik geometride çizdirdi. Ondan sonra diklik merkezi dedi. Ondan sonra diklik merkezinden de sen bu dikleri çizdin sadece. Ondan sonra da 90 dereceden havada uçuşu alfa beta. Yani bu konunun içerisinde 5 tane birden soru konu vardı arkadaşlar. Düşünün yani. Evet, ama yapılamayacak bir soru mu? Değil. Yani konuların hepsini böyle biliyorsan her türlü sonuca ulaşırsın. Geldik buraya. ABC üçgeninde D eleman BC. D buradaymış. A, ABC üçgenin diklik merkezi. ABC üçgeninin, yani büyük üçgenin diklik merkezi burasıymış. Arkadaşlar, diklik merkezi bir köşe ise köşenin olduğu yer 90 derece değil miydi? Ya da dik üçgende dikin olduğu yer, üçgenin üzerindeki dikin olduğu yer diklik merkezi değil miydi? Evet. O zaman burası 90 derece diyebiliriz. D de ADC'nin, arkadaşlar ADC üçgeni de burası. Bu üçgende de D köşesi diklik merkeziymiş. Madem D köşesi diklik merkezi, o zaman burada kaç 90 derece değil midir şu üçgende? Dik üçgende 90 derecenin olduğu yer diklik merkezidir diye yukarıda da not yazdırmıştık. O zaman burası 90 derece. Aa, dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. O zaman 6'ya ait Öklit bağıntısı. Bu çarpı tamamı değil mi arkadaşlar? 6'nın karesi x çarpı x artı 5. Çarpanlara ayırmadan yapabilirsiniz. Çarpanlara ayırmadan da yapabilirsiniz. Yani hisset kardeşim. Çarpanlara ayırmada da hisset. 6'nın karesi 36. Neyle neyin çarpımı 36? 6 ile 6'nın. 6 yazarsam olmuyor. 4 ile 9'un. 4 yazarsam 4 çarpı 9 oluyor mu arkadaşlar burası? Evet, x yerine 4 yazdığımızda oluyor. Demek ki x kaçmış arkadaşım? 4 imiş. Evet, bu sorunun cevabı da 4 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. ABC, A noktası BFC üçgenin diklik merkezi. Bak 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 bak. Bu sefer BFC üçgenin diklik merkezi demiş. Ha, hocam nerede bu? Üçgenimiz buradayken diklik merkezi burada. He. O zaman arkadaşlar dedik ya, üçgenin dışındaysa, bak şu yanda da var burada, görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada gösterdim. Diklik merkezi dışındaysa geniş açılı bir üçgende dışarıdadır diye söylemiştik. Yani ne demek? Arkadaşlar, buradan çizilen yükseklik nereden geçiyor? A'dan geçiyor demektir. Ama bu zaten şey yapmaya gerek yok. Peki B'den çizilen yükseklik. Hocam B'den çizilen yükseklik bak A'dan geçiyorsa, o zaman bu yükseklik olacak bunun uzantısında. Yani şurası 90 derece olacak arkadaşlar. Neydi? Geniş açılı ya. Bunun uzantısında arkadaşlar. Bunun uzantısında çizilen yükseklik böyle olsun ki bu A noktasından geçiyor zaten. A'dan geçen yükseklik olacak ama uzantısına dik olacak. Tamam, biraz ilk etapta böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar ama dikkat edin arkadaşım. O zaman C'den çizilen yükseklik de A'dan geçiyor ya burada. C'den çizilen yükseklik de o zaman bu doğru üstünde olması lazım. Bunun uzantısına, yani burası 90 derece olması lazım arkadaşlar. Tamam. O zaman bir üçüncüyü çizmeme gerek yok bence. Çünkü 90'lar var burada. 2 ya da 2'den fazlaysa ne yapıyorduk arkadaşlar? Alfa, beta'ya dalıyorduk. Dal kardeşim, 90'lar havada uçuyor. Alfa 90, beta. Biraz önceki sorunun aynısının laciverti. Burası da beta. Beta 90, alfa. Alfa 90, burası da beta yaptı. Ne yapıyoruz? Üçgen seçimi yapıyoruz. Hocam şu üçgeni seçebilir miyiz? Hayır, iki kenar yok. Bu üçgeni seçebilir miyiz? Hayır, iki kenar yok. Hocam hangi üçgeni seçebiliriz? Aha da bu üçgeni seçebiliriz. Bak, şu üçgeni seçebiliriz. Başka hangi üçgeni seçebiliriz? Aa hocam, bir de şu üçgeni seçebiliriz. Siyah üçgeni. Bu siyah üçgenle şu mavi üçgeni benzerlik için seçebiliriz. Başlayalım o zaman. Alfanın karşısı siyah üçgende 4. Aa yok, şuradan başlıyorum. Alfanın karşısı 2. Kolay yoldan yapalım istersen ilk etapta. Evet, mavi üçgende alfanın karşısı 2 iken siyahta alfanın karşısı 4. 1'e 2 oran var. O zaman maviden başladık ya, 90'ın karşısı 10'sa burada da 1'e 2 oran olduğundan 90'ın karşısı kaç olmak zorunda arkadaşım? 20 olmak zorunda. Yani burası 18 diyebilirsiniz. Ya da bildiğin klasik yoldan yap. Alfanın karşısı burada mavi üçgende 2'nin, alfanın karşısı 4'e oranı eşittir. Maviye geldim, yine maviden başladım. 90'ın karşısı 10'un, 90'ın karşısı x artı 2'ye oranı diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da x kaç geliyor arkadaşlar? Şunlar sadeleşse. Buradan x artı 2 eşittir 20 geldiğinden dolayı x'i de kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Evet, cevabımız böylelikle 18 oldu sevgili gençler. Tamam, şu geniş açılı üçgende belki A noktası dışarıda, şunları kestiremeyebilirsiniz ama buna dikkat edin arkadaşlar. Böyle zaman geçtikçe şuna bir daha bir geri dönüp baksanız sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Şurayı iyi bir şekilde anlamanız lazım. Şu geniş açılı üçgendeki şuradaki durumu iyi bir şekilde anlamanız lazım. Geniş açılı bir üçgende böyle çizip kendiniz de birkaç tane çizip oradaki yükseklik diklik merkezini belirleyip kendiniz oradaki 90 dereceyi belirlerseniz sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Hatta şöyle bir üçgen çizeyim ben size. Şöyle bir yardımda bulunayım. Bu sefer şöyle bir üçgen çizeyim.
şöyle çizdim ve şöyle çizdim bak bu sefer. Dik çizmeyeyim. Şöyle çizdim ve şöyle çizdim. Şu üçgende bu köşe diklik merkezi ise 90 dereceleri siz yerleştirin bakayım. A, B, C, D, E, F. Bir de siz diklik merkezi. Bakın A, F, C'nin diklik merkezi B ise yazmıyorum. Sözel olarak söylüyorum. A, F, C'nin diklik merkezi. Tabi bu C, E ve A, D doğrusal arkadaşlar. A, F, C'nin diklik merkezi B ise nereleri 90 derecedir? Onlara bir siz yerleştirin arkadaşlar. Sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Evet gençler. Böylelikle 4 tane merkezi hallettik. Şimdi çevrel çemberin merkezi ve bir sonraki şey ne arkadaşlar? O da kenar orta dikme merkezinde isterseniz bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.